Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini dün açıkladı. Kurum yeni metrobüs hattı müjdesi de verdi. Şimdi bu müjdenin detaylarına biraz daha yakından bakacağız. Ekibimizden Kübra Kılıç bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Ayrıntılar için hemen dönelim ve canlı yayın noktamızda sözü Kübra'ya bırakalım. Teşekkür ederiz Aksan Uysal. Aslında evet, senin de dile getirmiş olduğun gibi Murat Kurum'dan açıklama gelmişti. Dün gelmişti bu açıklama. Ben öncelikle aslında metrobüs durağının nereden nereye uzanacağından bahsedeceğim ama biliyoruz ki aslında toplu taşımalarda metrobüsün bizler için ne kadar önemli olduğunu, İstanbul'un trafik çilesini bir nebze de olsa hafiflettiğini biliyoruz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirer ile birlikte Avrupa yakasındaki son duraktayız. Metrobüs durağının son durağındayız. TÜYAP tarafındayız. Bu Anadolu yakasında Söğütlü Çeşme'ye kadar uzanıyor ve aslında normal şartlarda araçla gidecek olduğumuzda Avrupa'dan Anadolu'ya, özellikle de iş çıkış saatlerinde ya da mesainin başladığı saatlerde bu çekilmez bir çileye dönüyor. Metrobüs aslında toplu taşımaların yaygın olması trafik çilesini de bir nebze de olsa hafifletiyor. Bu nedenle bunların yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum da seçim vaatlerini dün açıklamıştı. Ulaşımda şehri nefes aldıracak projelerini açıklayan kurum, kentin iki yakasına da iki tünel yapılacağını ve yeni metrobüs hattının müjdesini de vermişti. Metrobüs filosuna da her yıl 100 yeni araç, metrobüs filosuna her yıl 250, otobüs filosuna da her yıl 250 aracın kazandırılmasını hedeflediğini söylemişti. Metrobüse yeni hatlar gelecek demiştik. TÜYAP Silivri metrobüs hattına kadar uzanacak. Yani şu anda görmüş olduğunuz Avrupa yakasındaki son durak olan metrobüsü Silivri'ye kadar uzatacağını müjdesini de vermişti kurum. Kurum müjdeli haberini Silivri'ye metrobüs geliyor demişti. Amacının İstanbul'un her yerine aynı hizmeti götürmek olduğunu dile getirmişti. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızda TÜYAP Silivri hattına kadar uzatacağız. Bu da çok kısa bir sürede hayata geçmiş olacak demişti. TÜYAP'tan Silivri'ye kadar 21 durak olması planlanıyor. Dediğimiz gibi aslında toplu taşımalar ulaşımda büyük önem arz ediyor. Çünkü İstanbul'un trafik çilesi var. Ve bunun önüne geçmek için Murat Kurum da aslında bizler için çok önemli olan metrobüsün Beylikdüzü son durağından Silivri'ye kadar uzanacağını açıklamıştı. Diyelim ve sözü size bırakalım.